Abi gelsene, gelsene kurban olayım ya. Oğlum kimse yok deme lan, rezil etme bak beni. Ya abi gelsene, çalışmak ayıp mı ya? Bak geliyorum ha. Tamam hadi gel. Ne gülüyorsun lan, ne gülüyorsun, ne gülüyorsun? Abi ben Noel Baba'yım, benim işim bu. Bir şey soracağım ya, sen neden Noel Baba'da ben geyik oldum? Abi bu kostümü sen giysen Noel Baba olmasın ki, Noel Bebe olursun. Bana bak, zaten bugün Allah'tan son günümüz. Şu ajans sahibi patronunu ara, yarın abim işi bırakıyormuş dersin, tamam mı? Ya abi kurban olayım ya. Biz seninle müthiş bir ikili olduk, farkında değil misin? Adamlar bize terfi verecekler. Ya ne terfisi lan, ne terfisi? Mahallis harikalar diyarında mı yaşıyoruz lan biz? Bu ne lan? Sen prens olacaksın, ben yedicilerden biri mi olacağım? Ne olacağım lan ben? Piştim lan ben bunun içinden. Abi para kazanmak kolay mı? Gözünü seveyim, alın teri akıtıyoruz ya. Ter mi? Ter akmayan yerimiz mi kaldı acaba? Mahallemizin maskotları da buradaymış. Ne yapıyorsunuz siz? Hiç, öyle abimle geyik muhabbeti yapıyorum. Şu kostümü çıkarayım, şu boynuzları görüyor musun? Olduğu gibi sana hediye edeceğim. Vallahi, yemin ediyorum. Yeminle. Bülent abi bana bir soda açsa de. Merhaba bayan. Noel Baba, heybende neler var bana göre? Kusura bakmayın, heybende size verilecek kadar güzel bir şey yok. İstemez zaten, parayla satıyor musun? Çocuğa zorla ayıcık satmışsın be. Kim? Yemin ediyorum yok öyle bir şey. Ben hediyeyi verdim. Abi dedi, ben bu kadar pahalı bir hediyeyi kabul edemem dedi, para verdi bana. Vallahi öyle bir şey demedim abla ya. Berk dedi, gel dedi, bir tane dedi hediye seç dedi. Ben de bu ayıcığı seçtim. Evet. Sonra dedi ki 20 lira dedi. Ben de bozuk yoktu, 50 lira verdim. Sonra yürü git dedi. Abi dedim, paranın üstünü vermeyeceğim mi dedim. Üstünü ben tamamlarım dedi. Ver çocuğun parasını. Ama sen... Ver dedim. Al lan. Ayıcımı ver. Kalsın ablacığım. Sağ ol ablacığım. Bunu da diğerlerinin yanına koyacağım. Senin ayıcıklar mı var lan? He var. Ayıcık seviyorum ben, ne var? Tamam dedik de. Tamam ablacığım. Yürü git, gevşek seni. Cins. Ya Neco, bir işi de düzgün yap ya. Ya da direkt düzgün bir iş yap mesela. Ne varmış benim işimde? Bugün var, yarın yok. Ya hadi ben yılbaşını geçtim ya. Hadi yılbaşını geçtim. Biz normal sıradan bir günde bile dışarı çıkamıyoruz. Bak düzgün bir iş bul. Yoksa... Yoksa üç nokta. Şuraya bak arkadaş. Üç nokta bile yan yana geliyor. Biz seninle yan yana gelemiyoruz ha. Yok canım, ben tamamlayayım. Yoksa seni terk ederim. Ne çok seviyorsun ya beni. Terk etmeyi. Ne fayda ki, evet. Seni sevmeyi terk edemiyorum. Sen şimdi iyi bir şey mi söyledin, kötü bir şey mi, ben anlamadım. Ben çıkana kadar anlarsın sen. He? He? Anlamadım. Şuraya bak arkadaş ya. Namusumuzdan para kazanmaya çalışıyoruz. Yine yok, yine yok. Ne yapalım, kırkızlık mı yapalım yani? Ho, ho, ha! Yani yalnız kutlu olsun ha. Ulan hakikaten hiç olmuyor ya. Alo, Aytunç abi. Pelin yengeyi soydum abi ben. Evini, evini. Tamam, çuvalları çuvalların yerini değiştiriyorum abi. Kapıyı da kapattım, hırsız girmesin. Oğlum şu borcunuzu ödeyin artık ya. Allah Allah, kaç yaşına geldim ben, hala bir geyik peşinde koşuyorum ya. Abi tamam, ne öderiz ne inkar ederiz. Borcumuz borç ya. Ne uzatıyorsun? Yeter ya, Allah Allah. Biz de bu işi hobi olarak yapmıyoruz yani. Hobi olarak yapıyoruz. Tamam dayı, ne uzatıyorsun ya? Ha? Niye canımı sıkıyorsun benim şimdi? Tamam oğlum, sen niye hemen kızıyorsun ki ya? Kızma ya, Allah Allah. Bak ne güzel 2020'ye giriyoruz. Ne güzel yeni yıl. Jingle be, jingle be. Allah Allah. Geyik olsun diye söyledim oğlum ben. Bülent abi, hava soğuk. Sen içeri gir istersen, üşütme ha. Tamam o zaman, ben bu borç meselesini erteliyorum. Zaten bakkalın sancısı borçtur ya, değil mi? Tabii tabii. Ben bir süpermarket olayım. Vallahi poşeti bile parayla satacağım size. Herkes satıyor zaten. Ne olacak bu küçük esnafın hali ya? Allah Allah. Şuraya bak reis. Adam akıllı bir işimiz yok. Gücümüz yok. Paramız yok. Sedef beni terk edebilir ha. Saçmalama oğlum, kız kardeşimi tanıyorum ben. Terk edebilir de ne demek? Terk etmez mi diyorsun? Kesin terk eder diyorum. Ha ha ha.
Adanalı Noel Baba'yla kızgın geyiği de buradaymış. Kaşınırıyor mu o kostümler ya? Gel ben seni bir kaşıyım ya. Allah aşkına bir götürme ya. Bir götürme onu. Ay, ay battı battı. Ay battı battı. Ay ay Tunç, Allah aşkına yapma artık şöyle şeyler ya. Artık bu mahalleye gelmeni de istemiyorum ben. Olur mu canım? İti var, kopuğu var, geyiği var. Tamam, ben üstümü değiştirip geliyorum. Bekle. Tamam hayatım, ben burada bekliyorum seni. Abi istersen lüks arabanla bekleyelim. Arabanda hani 4 tane tekeri var. Acaba diyorum çocuklar, arabayı bıraksak kızağı mı geçsek? Hazır geyik de var. Gel ben sana bir tır attıracağım ya. Bir gelsene oğlum. Tamam, dur. Tamam, sakin ol ya. Kızağı kızdı herhalde. İmdat! Hırsız var! Ne? Hırsız mı? Evet. Sanırım daha etkili bir silah bulsam iyi olacak. Ya keşke et salam alsaydım ya, pilik salam almışım. Pelin iyi misin hayatım? Bu tekinsiz mahalleden taşın artık ya. Şunların tiplere bak, bunları kentsel dönüşüme sokmak lazım artık. Ya aşkım, cüzdanımı çalmışlar ya. Hadi kimlik, kredi kartı, ehliyet falan neyse de içinde para vardı. Tam tersi değil miydi ya o? Ya değerli birkaç eşyam vardı, onları da almışlar. Ben de bu lafı hiç anlamıyorum ha. Yani değersizleri niye alsın ki? Ne yapsın adam, duvardaki takvimi mi alsın? Ben 951 polis arayayım. Bu mahallede en son sen geldin. Dolayısıyla burada en şüpheli sensin şu anda Aytunç. Az evvel neredeydin sen? Şuradaydım. Oldukça şüpheli bir açıklama. Geç şunu ortaya. Ortaya geç. Abi. Sıkıntı yok, oynasınlar. Geç şöyle. Abi sen böyle geç. Ben de böyle geçiyorum. Federaller gelene kadar burada olayı çözeceğiz. Ne yapıyorsun oğlum biz şu an? Ben ne yapıyorum burada? Çapraz sorgu yapıyoruz abi. Ya o öyle mi? Benim biraz daha çaprazda durmam lazım. Oğlum bak ikinizi de keserim ha burada. Vallahi keserim ha. Rıza babayla konuştum. İlk defa olay yerine uzak bir yerdeymiş. Kusura bakmayın dedi. Beni de yatay sorgulayabilirsin hacı. Yok abla, gerek yok. Kız yatay sorgu ne? İşte daha üste gelmeli, daha misyoner olmalı. İstemez abla, sağ ol. Zorla konuşturmak istersen direnebilirim. Direnme abla sen, gerek yok. Kemal'le bir iki vursan bir şeyler mi uzanır? Abla, kemerimi yorma, gözünü seveyim ya. Ya tamam be abla, her şey diyeceğim. Ayten abla! Allah'ım yarabbim ya. Bülent Bakkal yapmış olmasın ya bu işi? Pelin arada anahtarı da bırakıyor buna. Bence Bülent Bakkal yaptı. Nurten yapmıştır. Nurten yapmıştır. Kesin Nurten yapmıştır bak. Allah tepemden baksın Bülent. Benim bu işlere ne alakam var? Küçük hesapçı seni. Bence siz yaptınız bunu. Haberlerde görüyoruz. Noel Baba kılığına giriyorlar. Kapıdan bacadan içeri giriyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Ya, bir dakika ya. Bülent abi yok mu senin dükkanda kamera falan? Güvenlik kamerası. Aa, tabii ya. Nasıl da aklıma gelmedi. Kamera mı var ya? Yo, onu diyorum işte. Keşke aklıma gelseydi, taksaydık, oradan baksaydık ya. Göster o zaman çuvalını. Hadi göster çuvalını. Gösteriyorum lan. Ama sırf seni daha fazla dövmek için ha. Sen şimdi görürsün, al. Bizi sen hırsızlıkla suçluyorsun, öyle mi? Al bakalım, al. Al. İncik boncuk. Bunu ben Pelin'e almıştım. Hırsızsın sen, hırsız. Bir dakika ya, bunlar benim eşyalarım değil ki. Senin değil, Pelin yengenin zaten. Aa, ya bunu nereden buldun ya? Ben bunu arıyordum, biliyor musun? Bir dakika. Dur şimdi. Şu an burada büyük bir yanlış anlaşılma var. Tamam, legalize bir yaşantımız yok. Ama bizde kaptanlık olmaz. Hadi ren geyik. Her şey ortada zaten. Siz almışsınız. Merak etme Neco. Sen içerideyken ben sana temiz don getiririm. Abi yok öyle bir şey. Kurban olayım. Kumpas ediyorlar bunlar bize ya. Sen ne güzel iş bulmuşsun ya kendine Neco. Ya Sedef, vallahi billahi öyle bir şey yok ya. Ben herkese yalan söylerim, sana yalan söylemem. Sana yazıklar olsun Neco. Ben gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte. La bir gelir misin lütfen? Yettin abi! Aman. Ne oldu oğlum? Sen neden vuruyorsun lan adama? Kamera kayıtları var abi. Hırsızı yakaladım. Kamera yok ki oğlum burada. Ben taktırdım abi. Ben burada yokken Pelin'e göz kulak olmak için. Bak iki tanesi orada. İki tanesi burada.
Üç tanesi orada, bir tanesi de arkada. Sapık bu. Ya sen gizli gizli beni takip mi ediyorsun? Açık açık edince rahatsız oluyorsun. Serseri. Kimmiş serseri görürsün şimdi. Benim biz gidelim ya. Bunlar da Allah'larından bulsunlar değil mi? Hayır Aytunç'um, ben izlemek istiyorum bu görüntüleri. Bak, bak abi bak. İyiyim öyle, siz izleyin oğlum o zaman. Pardon. Bir kere. Öyle affederim. Tamam. Pardon reis. Geri mi sarsan biraz? Geri sar ha. Alo, Aytunç abi. Ben Pelin yengeyi soydum abi. Evini. He? Tamam abi, çuvalların yerlerini değiştiriyorum abi. Kapıyı da kilitliyorum hırsız girmesin diye. Ya niye maske takmıyorsun? Yüzün görünmüş. Ben senin gerçek yüzünü gördüm zaten Aytunç. Ya niye vuruyorsun ya? Sanırım burada bir takım şiddet içerikli olaylar olacak. Ben gidiyorum. Senden de gidiyorum Aytunç. Şimdi bittiniz lan siz. Şimdi bittiniz lan. This is bizim mahalle lan. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ayağım kaydı oğlum. Allah Allah. Siz ne yaptınız? Seko, Neco ne oluyor burada lan? Abi, bu arkadaşları kırkızlık yaparken yakaladık. He. Dedik emniyet teşkilatına yılbaşı hediyemiz olsun ha. Oğlum adamları dövmüşsünüz. Yok abi, biz dövdük mü adamları? Öyle bir şey göremez mi? Yok, ben gördüm. Yok, vallahi dövmedik. Bunlar birbirlerine düştüler ha. Hırsızlık mı yaptılar diyorsun? Evet abi, elimizde görüntüler var. Kayıtlar var. Evet. Sen bunu kaldır. Kaldır lan. Seni de kaldır. Gel lan buraya. Yok, o seni de kaldır. Bak lan. Hah! Çek seni tanıyorum. Ne de. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bunu alıyorsun. Sen bunu al, bir de kendini de al. Hadi. Hadi al. Ha, aferin. Al. Hadi. Haydi, seneye görüşürüz. Bu meslek şaka kaldırmıyor ya. Nurten, tek bir an bile senden şüphelenmedim biliyor musun? Ya lütfen Bülent, tek kelime daha etme ya. Neden? Çünkü inanır mısın? Yok, ağzına yapıştırırım. Şiddet yok, şiddet yok. 2020'ye giriyoruz. Sağlık, mutluluk, huzur. Bir de borçları da ödeyin, şey yapmayın. Sen eve gelme Bülent, eve gelme. Lan yeni yıl az daha nezarette giriyorduk ha. Ben senin bakımını üstlenirim Naco. Yavrum Seko, yeminle ben bunu veririm. Yıkın içeri! Dağıttın buraları. Ya moralizasyon olsun diye Nursin. Al bir de kutu kutu ver ya. Bana adam mı yok ya? İyi misin Pelo? Pelo mu? Ne bileyim, biraz daha samimi olur diye ben. Oldu galiba, biliyor musun? Vallahi mı? Evet. O zaman artık şu kahveyi içelim ya. İçelim. Vallahi. Evet. Abi ben kahveye gidiyorum. Kahveye gidiyorum ben, tamam dedi. Bak, ben burada gelmiyorum. Bir gömleğimi değiştireceğim. Abi kahveye gidiyorum ben. Garibanların kaderi bu be. Vallahi bizi etiketlemek çok kolay lan. Tak, fakiri çalınca hırsız, zengin çalınca laptopan. Yok ya. Laptopan değil abi o, kleptoman. Laptopan neydi lan? Laptop soğutucu. Laptopan ısınıyor ya, altına koyuyorlar. Tamam lan, anladık. Benim de ihtiyacım var bir tane. Sedef'e o kadar kızgınım ki, için başka türlü soğumayacak ha. İyi misiniz abi?
Siz nereden çıktınız da konsere gitmediniz mi? Olayları duyunca gelelim dedik abi. Hatta konseri de buraya getirdik. Abi gel. Vay 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 vay. Selam. Vay. Ne deriz abi sen de? Konserdeydim, yeni geldim. Oğlum adam girerken selam dedi, duymadın mı lan? Oğlum adamın her lafı şarkı sözü lan, tüylerim ürperdi lan burada. Vallahi billahi. Ne yapıyorsun Ersay'ım? Eyvallah biraderim, sen nasılsın? İyi vallahi, nasılsın? Aynen. Ne güzel ya. Vay be. Bizde de abi işte aynı, hep aynı terane yani, anladın mı? Varsa yoksa yok. Şuraya bak. Bir ara olur gibi oldu ama olmadı yani, anlatabilir miyim? Sen bunu yaz, güzel şarkı sözü olur bu ha. Sanmıyorum be abi. Bugün beni kıran ikinci kişisin Ersay. Birinci kim? Ersay abi, o birinci benim ya. Değil mi tatlım? Tatlım? Şöyle tatlım tatlım. Tatlım tatlım. Bitti. Sanırım zor toplanırız bu defa. Belki iyi gelecektir ikimize bu veda. Oysa ne hayaller kuruldu aşkla. Kaç fırtına sayfa sayfa dağıttın, yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın. Ah tatlım, tatlım tatlım. Bak ne yaptın, yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttın, yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın. Bitti. Sanırım zor toplanırız bu defa. Belki iyi gelecektir ikimize bu veda. Oysa ne hayaller kuruldu aşkla. Kaç fırtına duruldu her şey. Sayfa sayfa dağıttın, yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın. Ah tatlım, tatlım tatlım. Bak ne yaptın, yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttın, yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın. Reis, kurban olayım, ağzına sağlık ya. Eyvallah kardeşim. Vallahi biz konsere gelmek istiyoruz ama durumumuz yok, biliyor musun? Vallahi biz de bu mahallenin çocuğuyuz reis. Bir telefon. Kurban. Cansın. Eyvallah. Seviyorum seni. Ben de sizi. Evet. Cümleten iyi sene. Eyvallah. Vay be. Oğlum, Ersay'ın var ya, şu kadarlık halini hatırlıyorum lan bu mahallede. Senin kadar Kerim abi. Saçmalama oğlum. Oğlum do derdim, re derdi. Mi derdim, fa derdi. Kulak kırık tabi o zaman. Ne kapıyorsa bizden kapıyor. Tabii canım, hep senden kapıyor zaten ha. Gelsin. Rina, Rina. Ana! Ersay'a ne yaptınız lan?
Gitti. Nereye gitti? Aşağıda biz yılbaşı kutusu gelecektik, oyuncaktık. sizinkiler gelsin Necip. Ya gelsinler ha, burada kutlarım hep beraber. Gelsin Bercan. Nerede bizim kızanlar, kızçılar? Aşağıda Ömer'in. Neredesin kız? Arkadaşlar nerede çıksalar salon bu hale geliyor yıllardır. Sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli dans topluluklarından bir tanesi ve benim abimin şahane eseri Mustafa Erdoğan ve Anadolu Ateşi.
Alkışlıyorum. Bravo çocuklar. Canımsınız. Ben de her gördüğümde sizi gerçek bir gurur duyuyorum. Şahanesiniz ya. Böyle dimdikte duruyorlar ne zaman istedilirse. Skeççiler gelsinler. Teşekkürler. Anadolu Ateşi'ni alkışlıyorum. Gelelim skece. Ne diyoruz? Çok ÇGH diyenler. GH diyenler. Okay. Başka oy var mı? Teşekkürler. Jingle Bells diyenler. O zilden var. Zil diyen var mı? Gitti mi Ersay? Ersay'a da çok büyük alkış teşekkür ediyorum. En iyi şaka hangisiydi? İyi bir şaka var mıydı? Vardı, vardı. En iyi şaka hangisiydi? He? Yatay sorgulama. Neden her seferinde bu yatay şakalar bu kadar reaksiyon alıyor anlamıştın? Aferin çocuklar, devam. Yılbaşı özeldir. Bu geyikten çok bir fare, sincap... Daha çok sauna. Sauna. Neyse, gösterdiğin çaba yeter. Aferin çocuklar, devam. Çok güzel hareketler, yılbaşı özel. Devam. Çok güzel hareketler bunlar.